yaratmış sırrı içerisinde melekler gezdiler Adem'i. Nasıl gezerler melekler peki? Adem'in melekleri gezmesi ne demek? Allah diyor ki melekler gezdiler. Bu arada şeytan da gezdi Adem'i. Gezdiler. Gezme olayı bittikten sonra şimdi secde edin dedi. Cenab-ı Hakk'ın verdiği emirde adaletsiz, merhametsiz bir şey yoktu. Gezdikten sonra secde edin dedi. Gezdiler ne gördüler acaba? Nasıl gezdiler? Evvela nasıl gezdiler anlatayım size. Şimdi melekler şeffaf bir varlık olduğu için benzetme yanlış ama böyle bir gaz gibi, bir ışık gibi bir varlık olduğu için onlar bir şeyi gezmeleri demek, her tarafına nüfuz etmeleri demektir. Bu her tarafına nüfuz etmeleri içine girdi, dışına girdi, beynine çıktı, atomuna girdi, gönlüne girdi, kulağından geçti, burnundan geçti. Böyle bütün melekler Hazreti Adem'i her tarafına gezdiler. Bu gezdilerden maksat hücrelerine, elektronlarına kadar gezdiler. Bu geziyi tamamladıktan sonra şimdi secde edin dedi. Hepsi canlarına minnet oldu, secde ettiler. Ama şeytan etmedi. Şimdi ilk görünüşte Feridüddin Attar'ın söylediği gibi diyor ki bazılarınız diyor doğru dürüst Allah'ı bulmadı. Allah'tan haberi yok. Halbuki şeytan ben Allah varken başka şeye secde etmem dedi. Sen daha şeytana yetişemedin diyor Feridüddin Attar. Allah'a inanacaksın da ondan sonra şeytana yetişeceksin. Çünkü Allah şeytan Allah yok demiyor. Allah'a secde etmem demiyor. İşte o gezintiden sonra daha henüz secde emri gelmeden şeytan bir şey fark edemedi. Adem'in gönlünü gezen melekler, kalbini gezen melekler sırr-ı Muhammed'i gördüler. Allah insanları yarattıktan sonra herkesin gönlüne Efendimiz'den bir kablo bağladı. Bir kablo bağladı. Gayet hassas bir kablo. Eğer o ceryanı devamlı surette çekebilirsen işte o zaman hakiki insan olur. O ceryanı çekememişsen yandın gitti. O zaman işte sana secde etmek küfür olur. Eğer sen o ceryanı çekememişsen Fahri Kainat Efendimiz'in ışığı yanacak. Efendimiz'i bir nur şeyine benzetin, santralına benzetin. Ondan ufacık bir ışık yanacak. Herkesin gönlünde takatınca kimisine büyük yanar, kimisine ufak yanar. Ama mutlaka Fahri Kainat Efendimiz'e bir ışık yanacak. İşte şeytan gurura düştüğü için, gurura düştüğü için, Adem'i gezerken gurura düştüğü için aman ne güzel makine yaratılmış diye, ben niye daha mı eksiğim, daha mı yukarıyım diye gurura düştüğü için Fahri Kainat Efendimiz'in ışığını göremedi. Işığını göremediği için Allah ayet-i kerimesinde diyor ki secde ettikten sonra zaten kafirdi bu diyor. Yani zaten Fahri Kainat'ın ışığını tanıyamadı. Eğer bir kimse Fahri Kainat Efendimiz'in ışığını tanımazsa, Fahri Kainat Efendimiz'in sırrını bilemezse kafirdir. Asıl damga budur. Şeytanın secde etmemesindeki gaflet onu alelade bir et kemik yığını sandı. Halbuki gönlünden Muhammed raksı. Ve kesinlikle meleklere secde Efendimiz'in ışığına ait bir secdedir. Efendimiz'in ışığına ait bir secdedir. Niçin secdedir? Çünkü asıl saadette Allah meleklere secde ettir. Emrini verdikten sonra. Melekler secdelerini de yaptıktan sonra seneler geçti. Asıl saadet geldi. Ta ki Taif'te Efendimiz taşlanıp yaralanıp Zeyd perişan kan revan içerisindeyken Efendimiz elini kaldırdı. Aman ya Rabbi bu Taiflere sakın bela verme dedi. Bilmiyorlar zavallılar. Zeyd bile şaşırdı. Bu kadar da olmaz ki. Çünkü kendileri çağırdılar, kendileri taşladılar. Aman dedi onların kusuruna bakma, onlar bilmiyorlar. Allah meleklere döndü dedi ki, niçin secde edin dediğimi anladınız mı Adem'e dedi. Böyle bir varlık var mı içinizde dedi. Kendisini taşlayana dua edecek varlık. Melek Allah'a hamd eder. Ama kendisini taşlayana dua edecek varlık ancak sırr-ı Muhammedi'dir. Onun için meleklere niçin secde ettiğinizi görün, seyredin. Ondan sonra Ebu Decan Efendimiz mesela Uhud Savaşı'nda savaştı, şehit olacağı sırada, kanı bittiği sırada Cenab-ı Hak cennet kapısını açtı.
Ben Resulullah'ın rızasını almadan cennete de gitmem dedi. Ebu Deccale çok büyük bir zat. Ben onun rızası olmadan cennete de gitmem dedi. Hemen getirdiler Resulullah'ın ayağının dibine koydular. Ayağını öptü. Ya Resulallah sen razıysan cennete gideceğim dedi. Allah dedi ki gördüm mü niçin secdedin dedim Adem'e, meleklerine. Böyle İslam dünyasında namütenayi büyük öyküleri saltanat içerisinde ancak melekler anladılar ki secde ettiklerine çok yetmişler. Şeytan da kabardıkça kabardı. Şaşkınlaştıkça şaşkınlaştı. Çünkü hasedi büsbütün arttı. Büsbütün peşine düştü. Ama Efendimizin veda hutbesinde lütfen bizler için yaptığı dua sayesinde şeytanın oyuncağı olmaktan kurtuluyoruz. Efendimiz veda hutbesinde sizi ey müminler sizi şeytanın saptırmasını engelledim. Bundan sonra ufak tefek işlerde şeytan sizinle uğraşır, sizi kandırabilir ama imanınızı alamaz dedi. Ama şartı Efendimizin ceryanını kesmekti. Efendimizin ceryanını kesersek şeytan 30 yıllık, 60 yıllık emeğimizi sahnede alıp arkadan bir karar çalar geçiriyor. Onun için Efendimizle irtibatsız hiçbir şey olmaz. Bunu unutmayın. Allah şefaatini nasip etsin. Gönlümüzde Muhammed aşkı versin.